Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepinize kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bu videomuzda ons altın, gram altın, gümüş ons, gram gümüş, dolar TL değerlendirmesi yapacağız. Hemen videomuza başlayalım, fazla vaktinizi almadan. Ons altında değerlendirmemize başlayalım. Nokta atışlarımıza inşallah kaldığımız yerden gene devam ederiz. Artık ons altında 1985 üzeri kalışlar görülmeye başladı arkadaşlar. Bugün itibariyle artık 1985 bizim için bir destek konumu haline gelmiş durumda ons altında. Ons altında 1985 üzerinde kalmayı başarırsak yukarıdaki hedeflerimiz artık bizim için 2030 seviyesindeki destek direnç bölgesi olacak arkadaşlar. Ons altında artık 1985 altına inmediğimiz müddetçe yukarıda 2030 seviyesi bugün takipte kalmamız gereken önemli bir seviye olarak göze çarpmakta. 2030 üzerinde gene 2041 direnç seviyesi ve onun üzerinde 2073 zirvesi ons altında göze çarpan direnç yerleri olarak gözükmekte. 1985 rakamı bizler için önemli olacak arkadaşlar. 1985'i yakından takip edeceğiz. Ve bunun üzerindeki her kalış bizi 2032 direnç bölgesine doğru taşıyacaktır. 2032 ve 2041 dirençleri artık bizler için önemli ve hedef haline gelmiş gözükmekte ons altında. Hemen gram altına da geçelim. Gram altında bizler için bugün takip etmemiz gerekecek seviyeler hangi seviyelerde? Sizlerle birlikte bunları hemen bulalım. Gram altında da 475 hedefimiz vardı arkadaşlar. Bu 475 seviyesi gram altında da görüldü. Gram altında şimdi bizler için 462 desteği önemli bir destek haline geldi arkadaşlar. Evet, şuradaki 462 desteğimiz artık önemli bir destek haline gelmiş durumda. Biz bugün itibariyle bu 462 desteğini takipte kalacağız. 462 desteğinin üzerinde tutunmalarımızda gramda da hedef 488 seviyesini test etmeye gidebilir. O yüzden 488 gramda ilk takip etmemiz gereken hedef seviye olarak bugün de göze batmakta. Rusya tarafındaki aşıyla ilgili hem olumlu hem olumsuz haberler gelmeye devam ediyor. Bunun akabinde ABD, Çin, biliyorsunuz arkadaşlar, hala aralarındaki çatışma, ticaret savaşları devam etmekte. ABD bir gülüyor, bir surat asıyor Çin'e. Gene son surat asması, Çin'e sırtını dönmesi altın tarafında tekrar yukarı yönlü hareketlerin gerçekleşmesine sebebiyet verdi. ABD-Çin arasındaki ticaret savaşları ve aşı tarafından gelecek haberler hala takibimizde olacak. Önemli seviyeler şeklinde takibimizde kalacak. Gümüş tarafına da bakalım. Gümüşte neler oluyor? Gümüş ons değerlendirmesiyle hemen başlayalım. Gümüş onsta 26.52 bizim için önemli dedik arkadaşlar. 26.52 hala önemli bir destek yerimiz gümüşte. Evet, şu 26.52 hala yükselen destek yerimiz bu seviyede. Bu seviyenin hedefi bizler için 28.80'deki direnç seviyesi hala önemini korumakta ve bizler için hala bir hedef konumunda durmakta. Ona en yakın bir desteğimiz var mı bakalım gene. Evet, yukarıda gene ona en yakın bir de 27.87. Şurada bir 27.87 direnç bölgemiz mevcut. 26.52 üzerinde her kalışımız yukarıda 28.80 hedefine doğru gümüş onsu taşıyacaktır. Hala gümüş onsta hedefimiz 28.80.
Arada bir 27.87 direnç seviyemiz mevcut. Fakat bunu da aşıp 28.80 hedefine doğru gitmesi muhtemel şeklinde gümüş ons da gözükmekte. Gümüş grama da bakalım arkadaşlar. Biliyorsunuz gümüş gram grafiğimiz olmadığı için bunu gümüş ons grafiği üzerinde tekrardan anlatacağım. Gümüş onsta 6.61 hedefimiz vardı gümüş gramda. Ve bu saat itibariyle 6.61 hedefimiz de gümüş gramda gerçekleşmiş durumda. 6.61'i kendine destek yapabilirse, bakın şuradaki 6.61'i kendine destek yapabilirse gümüş gram yukarıda 6.95 gümüş gramın ilk hedefi haline gelecek seviyemiz ve beklenti yerimiz burasıdır. Bizler için önemli destek yeri 6.25'teki destektir. Yükselen desteğimiz burada. 6.25 üzerinde her kalışımız gümüş gramda yukarıda 6.95 hedefli. Gümüş gramdaki hareketleri de yukarı yönlü devamını getirecektir arkadaşlar. 6.95 üzerine atar kalıcı olursak bunun devamı gelir. Bunu da sizlere yeni bir videoyla ben de zaten takibini yapıyorum. Sizlere bunu bildiririm. Bizler için 6.61 bugün itibariyle görüldü. Verdiğimiz hedef nokta çalıştı. Yükselen hedefimiz, desteğimiz dediğim gibi 6.25 desteğidir. 6.25 desteği aşağıya doğru kırılmadığı müddetçe yukarıdaki 6.95 gümüş gramda da takip etmemiz gereken önemli bir direnç yeri olarak gözükmekte. Dolar kuruna da bakalım. Dolar kurunda bizler için önemli olacak seviyeler ve yerler nereleri? Evet, dolar TL kuruna baktığımız zaman arkadaşlar, dolar TL'de biliyorsunuz 20'sinde para politikaları kurulunun toplantısı var, Merkez Bankası'nın. Buradan çıkacak kararlar gene dolar TL'de önemli. Dolar TL kuru 7.26 üzerinde 7.39 hedefli çalışır diye biliyorsunuz son videomuzda anlatmıştık. 7.26 dolar TL'de hala bir önemli yükselen destek noktamızdır. Onun üzerindeki önemli direnç 7.39 direnci. Dolar TL bu 7.39 direncini yukarı yönlü kırabilirse arkadaşlar, o zaman dolar TL'de de hedef bölgemiz 7.50 seviyesindeki direnç bölgesine doğru dolar TL kurunda da atakların devam etmesini bekleyebiliriz. Biliyorsunuz reel faiz %12, fakat bizim politika faizimiz %8,5 civarlarında olduğu için Merkez Bankası'ndan beklenti 4 puan üzerinde bir faiz arttırımı yönünde gitmesi yönünde. Fakat piyasa beklentileri daha çok Merkez Bankası'nın faiz arttırımı yapmayacağı yönünde. Biliyorsunuz hükümetin de faiz artışına karşı bir antipatisi var. Onlar da faiz arttırmak istemiyorlar. Şimdi ya bu faizler sabit kalacak arkadaşlar, faiz sabit bırakılıp TL'de kısıtlama yönüne devam edilecek. Yani gece TL'yi kısıtlayıp bankaların dolar bozması yönünde bir atraksiyona girilecek. Ya da 400 bas puanlık bir faiz artışına gidilip piyasaların bir miktar ateşinin söndürülmesi sağlanacak. Merkez Bankası'nın önünde iki seçenek var. Bu iki seçenekten birini kullanacaktır. İlk seçeneğimizi kullanırsak dolarda 7.26 altında 7.14 seviyesine kadar bir düşüş meydana gelebilir arkadaşlar. Veya bir herhangi bir faiz arttırımında gene 7.14'lere kadar bir aşağı yönlü sarkma gelebilir. Bunların hiçbiri yapılmazsa da dolar TL'de 7.80'e kadar yukarı yönlü bir yükseliş meydana gelebilir arkadaşlar. Bizim bu tutanaklarda aramamız gereken herhangi bir para kısıtlama yönüne gidilecek mi?
Metinde böyle bir cümlenin geçmesi halinde arkadaşlar bir para politikalarında bir kısıtlamaya gidilme yönünde bir metinde geçecek bir cümle dolar TL'yi 7.14 seviyesine kadar aşağıya çekebilir. Bir de 400 bas puanlık yani faizleri %12 üzeri civarına çekip piyasayla eşitlenmesi durumunda gene 7.14'lü civarlara doğru dolar TL'de geri çekilmeler yaşayabiliriz. Bunun haricindeki senaryolarda da dolarda tekrar yukarı yönlü hareketlerin devamı beklenebilir. Bizim Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu'nun alacağı kurallar içerisinde sadece aramamız gereken bunlar olacak. Bunlar da aklınızın bir ucunda bulunsun. Evet, dolar, altın, gümüş hepsini yaptık arkadaşlar. Sabahın da erken saatlerindeyiz. Geceden beri analiz çalışıyoruz. İnşallah videolarımızın bir faydası olur. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.